Nereye Firuze abla? Ceren'le Çilek nerede? Üzerlerini değişiyorlar. Beraber çarşıya çıkacağız hediye almak için. Bekle de beraber gidelim. Ceren, Çilek, hadi kapıda aç oldum. Geldik, geldik. Bir dakika Firuze abla, çıkamayız. Benim çok kötü tuvaletim geldi. Siz beni beklemeden çıkın. İşte bulmuşsun kumbaranı, neredeymiş? Komodinin arkasına düşmüş ama şimdi de açamıyorum. Ay Allah, niye ki? Bilmem, anahtarı sokuyorum sokuyorum dönmüyor. Sanki kilidi açılmış. Neyse boşver, bankada açtırırız. Ya nasıl olur? Daha geçen gün ne kadar para biriktirdim diye saydım, kapattım. Şimdi de çalışmıyor. Of, delireceğim. Ceren, bunun içi boş. Evet abla, içinde para mara yok. Nasıl olur? 100 milyon vardı. Bir sene boyunca biriktirmiştim. İşte şimdi yandım. Abi aç kapıyı, mahvedeceğim seni. Tuvaletteyim Ceren, ne oluyor? Kumbarandaki bütün paraları almışsın. Söyle neredeler? Ne kumbarası, ne parası? Ben hiçbir şey görmedim. Yalancı. Tuvaletten çıkınca o şişko kollarını ısıracağım. Söyle nerede paralarım? Çok kötüsün abi. Şimdi bekle, nasıl hediye alacağız? Bağırtılığımı da ekleyince beğendiğim elbiseyi alacaktım. Bu yaptığın çok ayıp Cem. Günah değil mi kardeşlerine? Sen de beni suçluyorsun Firuze abla. Ceren tüm sene boyunca atladıklarımı benden aldı. Ben sadece o paraları geri aldım. Yani o paralar zaten benimdi. Yazıklar olsun sana abi. Yazıklar olsun. Görürsün gününü sen. Vallahi de billahi de pes. Size sormadan nasıl yapar böyle bir şeyi? Abi değil, kırk haramilerin başı. Ne Betüş hediye alacak paramız var şimdi, ne de o elbiseyi alacak. Üzülme abla, ben her şeyi hallederim. Of Çilek, sen de böyle durumlarda kurtarıcı gibi konuşup saçmalama. Benim şişirim. Hediye almaya da senin o sevdiğin elbiseyi yapmaya da yeter. Hadi şimdi abinize kızıp birbirinizi yemeyin. Ceren'cim, bende biraz para var. Gider çarşıdan yarım elma, gönül alma bir hediye buluruz Betüş Hanım'a. Ama o para senin o beğendiğin elbiseyi almaya yetmez herhalde. Hadi çıkalım abla. Abimi almayalım. O evde kalsın. Ona ceza olsun. Ah, herkes gitti evden. Hadi sen de git de Betüş'lerin evine hediyemi hazırla. Sen de buradan seyret, olup olmadığını bana haber ver. Sağ ol Dudu. Bugün sana inanamıyorum. Ne istersem hemen yapıyorsun. Şu haline bak Sadık. Cebinde karına istediğin hediyeyi alacak paran yok. Ama sadece onu ne kadar sevdiğini duymakla yetinecek çok özel bir karın var. Ama yine de küçük de olsa bir hediye almam lazım. Bu onun hakkı. Yani Umur Bey maaş veremedi de sana hediye alamadım diyemem. Çok üzülür sonra. Aa, belki de bu para ona küçük, sembolik ama anlamlı bir hediye almama yeter. Tabii ya. Ben bunu niye daha önce düşünmedim? Aa, evet. Evet. Onun en sevdiği sözü hatırlatacak bir hediye hazırlamam lazım. Evet. Bu para yeter ve artar bile. Baba. Çıkıyorum da senin burada ne işin var oğlum? Evden çıkmadan önce Ceren ve Şilet'le biraz atıştık. Şimdi korkuyorum, eve tek başıma gitmeyeyim dedim. Kötü bir şey mi oldu? Kumbaralarından para aldım. Tuğçe'ye elbise hediye etmek için. Ve yakalandım. Cem! Çabuk yürü, dışarıda konuşuruz bu konuyu. Beklerim. Eğer hala dönmezsen ne yapar eder, nerede olduğunu kardeşlerinden öğrenirim.
Aa bak Tuğçe, gözlerime inanamıyorum. Üstümdeki benim almak istediğim elbise. Ne, hakikaten çok güzelmiş. Neden bu kadar pahalı olduğu belli. Onun babası zengin, hemen alır. Aa Tuğçe? Hele şükür gelebildiniz. Gelin bakalım. Ben de gelebilir miyim? Gel. Gel ama Cenevde yok. Biliyorum. Ben de sizinle bu konuyu konuşmaya geldim. Biz bu konuları aile dışından olan kişilerle konuşmuyoruz. Lütfen. Cem benimle buluşmadığı zamanlar nereye gidiyor? Çok merak ediyorum. Hiç baba bakma Tuğçe'cim, ben karışmam. Siz kendi aranızda halledin. Ceren. Çilek, hadi odamıza gidelim. Gidelim ablacığım. Hoşça kal Tuğçe. Ya durun. Ceren, Çilek lütfen. Siz de kız değil misiniz? Kızlar böyle durumlarda birbirlerine yardım ederler. Kızların dayanışması şimdi mi aklına geldi Tuğçe? Abim yalnız başınıza oturmanız için bizi odadan kovan sen değil miydin? Ne konuştuğunuzu anlamayalım diye Cem, kardeşlerin yanımızdayken İngilizce konuşalım aşkım diyen kimdi? Biz bunları anlamıyor muyuz sanki? Kiss me, I love you. Bize çocuk muhalefesi yaptın. Abimizi bizden uzaklaştırdın. Bunu başardın. Şimdi mutlu musun? Abim seni Çilek'le benden daha çok seviyor. Ben böyle olmasını istemezdim. Bilerek yapmadım. Artık fark etmez. Ne dersen de sana yardım etmeyeceğiz. Son kararımız bu. Yürü abla. Durun. Ne istiyorsanız yaparım. Cem bana gerçeği söylemeniz için kaç haftalığını verdi? Ben daha fazlasını veririm. Ona iyi bir ders verelim mi? Verelim. Sana bu iyiliği yapacağız ama parayla değil. Ne istiyorsunuz? Elbiseni. Ben de şapkanı. Ben çıkıyorum. Betüş Hanım'ın hediyesini verirken üçümüzün ortak hediyesi olduğunu söylemeyi unutmayın, olur mu? Tamam Firuze abla. Keşke sen de kalsaydın. Yeğenimin sünnetiyle çıkıştı. Şimdi gitmemek olmaz. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Bu arada söz verin, anneannenizin hediyelerini kirletmeyeceksiniz. Söz. Hadi bakalım. Bay bay. Amma da rahatmış. Anneannem çok zevkli biri. Nasıl soktu acaba bunları buraya? Betüş telefonda Firuze ablaya söylemiş ya. Anneannem geçen gün Betüş'ten evin anahtarını almış. Sürpriz yapmış. Ben babamı aradım. Anneannem koltuk hediye etmiş dedim. Niye söyledin? Ne güzel, babama da sürpriz olurdu. Ama asıl babamın doğum günü değil, Betüş'ün doğum günü. Sürpriz ona lazım. O da doğru. Elbisen çok yakıştı. Sana da şapka. Abime de Tuğçe'ye de oh olsun. Abla, Tuğçe'ye gerçeği söylediğimizde çok kızacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde. Peri anne babam ve bizlerle hayat renkli günler şeker.